Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Bugün size Kralı Yakala etkinliği ile ilgili her şeyi, her detayı elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Okay. Yeah, my friends tell me that the harassment I receive just isn't worth it. But the people that harass me are part of the reason I'm given purpose. İlk olarak bu eventi oynamak için bir tane kral destesi elde etmeniz lazım. Bu kral destesi elde etmek için de 25 tane kral kartı toplamanız lazım. Bu kral kartları bütün slotlardan hepsinden level fark etmeden düşüyor. Kendi levelinize uygun bütün slotlardan bu kral kartlarını düşürebilirsiniz. Şimdi şöyle elimde bir kral destesi var. Bunu oynayalım. Nasıl oynandığını göstereyim. Bunun için öncelikle şöyle bir Paint ya da Excel'den ya da farklı siteler var. Siteler üzerinden bu oyun şeyleri var ama ben çok tavsiye etmiyorum onları. Bir sıkıntı falan çıkar mı? Çok emin değilim. Ben kullanmıyorum. Ben Paint'te rahat ediyorum. Siz hangisine rahat ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Şöyle 5'e 5'lik bir alan yaptım. Bu oyun zaten 5'e 5'lik bir alan üzerinden gidiyor. Şöyle oyunumuzu başlatalım. Bu arada 5'lik kartlar şeklinde de oynayabiliyorsunuz. Bu oyun toplu bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Hani elimizde diyelim ki 5 tane kral destesi var. 5'li bir şekilde yükseltip buradan oynayabiliyoruz. Hani altın alırsak 5'i de altın, gümüş alırsak 5'i de gümüş, bronz alırsak 5'i de bronz geliyor. Benim elimde şu anda bir tane tekli var. Onun için tekli oynuyorum şöyle. 30K'da para veriyorum. Oyun başladı. Şimdi elimize şöyle 5 tane 1, 2 tane 2, 2 tane 3, 1 tane 4, 1 tane 5 ve 1 tane kral var. Şimdi oyunun biraz mantığını şurada anlatmaya çalışayım. Burada belki kafanızda biraz bir şeyler canlanır. Oyunu oynayınca da zaten tamamen anlarsınız. Şimdi sırayla birden başlayarak biz kartları böyle oynamaya başlayacağız. Yerleştireceğiz ama neye göre yerleştireceğiz? Şimdi ben biri mesela atıyorum şuraya. Şu noktaya biri vurdum ilk birimizi. Oyun bana aşağıdan chat kısmından diyecek ki burada bir 5 var. Ya da hiçbir şey yazmayacak. Hiçbir şey yazmazsa bunun etrafı yani şu kısım temizdir. Burada bir tane bile 5 yoktur. Eğer ki bir tane 5 var derse bu kısımda en az bir tane 5 var demektir. Böyle böyle 5'leri bulmaya dayalı bir oyun. En başta 5'leri bulacağız ve kralı bulmaya çalışacağız en önemlisi. Bunları bulmaya dayalı bir oyun. Şimdi şöyle oynamaya başlayalım. Anlayacaksınız zaten. Şimdi oyuna başlarken nerelerden başlanır? Kartı nereye koymamız gerekir? Kartı ya şuralara, şu kısımlara, şu orta kısımlara koyabilirsiniz ya da en köşelere koyarak başlayabilirsiniz. Ben en köşeleri tercih ediyorum. Bu şekilde daha iyi. Hani biraz daha detaya inerek 5'leri bulmaya çalışacağız. Şimdi şöyle sol alttan başlayalım 1'i koymaya. İlk başta 1'i koyduk. 1 çıktı ve yakınında bir 5 vardı. Yani şimdi şurası 1. Yakınında bir 5 var. Ben 5 varsa şöyle bir tik atıyorum şu kısımlara. Buralarda bir yerde 5 olabilir demek bu. Şimdi sağ alttan devam edelim. 1 geldi ve temiz. Temizse hiçbir şey yapmıyorum. Boş burası yani demek ki burada 5 yok demektir. Şöyle sağ üste devam edelim. 4 geldi ve yanında bir 5 var dedi. Şuraları da işaretliyorum. 4'leri bulmak da önemli olacak. Nedenini ileride anlayacaksınız. 5'lerin etrafını temizlerken çok içimize yarayacak. Şöyle sol üstten devam edelim. Sol üstte 4 var yine ve etrafı boş. Tamamdır. Şimdi şu kısımlarda bir 5 var. Şimdi şöyle devam edeceğiz. Şuralardan şöyle ilk bir 5'leri bulmaya çalışalım. Şimdi bu kötü bir başlangıç açıkçası. Çünkü 2 tane 5'in nerelerde olduğunu biliyoruz. Belki 3 tane bile olabilir. Onun için ilk bir şu 2 5'liği bulmamız lazım. Bu kötü bir başlangıç dediğim gibi. Şans işi aslında bu tamamen. Şöyle şuraya basalım. 3 var ve etrafında bir 5 var dedi. Şöyle şuraları da ben yine de işaretliyorum. Duruma göre ne olur ne olmaz. Şuradan bakalım 4 var yanında bir 5 var dedi. Şimdi bu yine kötü bir sonuç. Niye kötü bir sonuç? Çünkü 5'i tam bulamadık. 5'e nokta atışı yapsak etrafının temiz olup olmadığını görecektik. Ama yine en azından 5'in yerini bulduk. Şöyle şuraları bir temizleyelim ve sayılarımızı da yazalım buraya. Şimdi şuralardan devam edelim. Şuradaki 5'i bulmaya çalışalım. Şöyle köşeye verdim, kralı bulduk. İşte bu güzel. Kralı bulmamız gerçekten güzel. Kral bu arada 100 puan veriyor. 5'liyi bulursanız açarsanız 50 puan, 4, 40 puan, 3, 30, 2, 20, 1 de 10 puan veriyor. Kral burada. Şimdi tekte bir de 5'i bulursak burada çok güzel olacak bizim için. Şöyle şuraya 5'i yapıştırıyorum.
5 gelmedi ama biri bulduk en azından. Şöyle bir oyunda var. Bu oyunda atıyorum ben 3 ile şimdi 1'i buldum. 3'ten daha küçük bir sayıyı açarsam elimdeki 3 kartım gitmez. Şimdi şöyle bir şey var bu oyunda. Ben 3 ile diyelim ki 1'i açtım şimdi olduğu gibi. 3 ile 1'i açtığım için benim elimdeki kart gitmedi. Neden? Şimdi mesela 3 ile diyelim kendi kullandığınız karttan daha küçük bir sayıyı açarsanız elinizdeki kart gitmez ve o sayı açılır. Bu sayı açılınca bana bu puan da eklenir. Aynı eş değer sayıda açarsanız mesela 2 var elimde ve 2 sayısını açtım. 2 sayısı burada açılır, puanı gelir ama elimdeki 2 kartı gider. Hani kendinizden daha küçük kartı açarsanız elinizdeki kart gitmez ve kart açılır. Kendinizden daha yüksek bir sayı açarsanız elinizdeki kart gider, sayı açılmaz. Kendinize eşdeğer bir kartı açarsanız kart açılır, sayı gelir ama elinizdeki kart da gider. Tamamen bu. Şöyle 5 burada, şimdi 5'i de bulduk. Güzel, şöyle 5'i de hemen yazalım buraya. Şimdi şu anda oyun biraz sıkıntılı yerlerde. Neden sıkıntılı yerlerde? Sadece 2 tane 5'i bulduk. 3. 5'i bulamadık. 3. 5'i bulmak için ne yapacağız? Bu 5'in etrafından şuraların, şu kısımların bir 5 olabileceği ihtimali vardı elimizde. Ama şu anda buralarda 5 yok. Diğer 5'i bulmaya çalışacağız. Bunun için ne yapabiliriz? Şu kısımları açmaya çalışacağız. Şuraları, bir şurayı, bir şurayı. Yani şöyle göstereyim. Bir şurayı, bir şurayı, bir şurayı, bir de şurayı açacağız. Buralardan bir yerde 5'i bulmaya çalışacağız. Eğer ki yine buralarda hiç 5 var demezse biliriz ki 5 buradadır. Tek burası kalır. Şöyle denemeye başlayalım. 2 oyun göstereceğim. 2 oyunda da anlarsınız diye düşünüyorum. Şöyle şuradan açmaya başlayalım. 3 geldi. Bakın eşdeğer açtım. Kart açıldı. Elimdeki kart gitti ama puan da geldi elime. 5 yok dedi. Demek ki şuralar temiz. Şu kısımlar temiz. Burada değil. Şurayı açalım. Şuraya da 3'ümüzü yazalım. Her şeyi not almaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü not almak gerçekten önemli bir oyunda. Şöyle şuradan açalım. Burada da 3 var ve yine boş buralar. Elimdeki kart gördüğünüz gibi gitti ve sayısı geldi. Bu el gerçekten kötü bir el aslında. Dediğim gibi çok şansa dayalı bir yerde bir oyun. Hani bulmanız falan. Şöyle hemen diğer taraftan devam edelim. Şuradan devam edelim. Bu arada şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Mesela elimde 4 var. Ben şimdi bir 4'ü bulursam sıkıntıya girerim. Puanı gelir ama elimdeki kart gider. Önce 4'ten küçük bütün sayıları, gördüğünüz bütün sayıları açmaya çalışın. Şimdi şurada bir tane 3'üm var. Bu 3'ü açalım. 4 var elimde. 4'ü açmıyorum çünkü elimdeki kart gider. 5 gelirse sıkıntı, oyunu kaybederiz büyük ihtimalle. Ya gümüş, en ihtimalle gümüş alırız. Daha da açılacak kart yok şu anda. Şöyle şuradan devam edelim. Şuraya açtım, 3 geldi ve burası da temiz. Şu kısım da temiz. Şimdi açabileceğimiz son kısım şurası kaldı. Eğer ki burada da 5 yok derse bize 5 buradadır, tam en ortadadır. Şöyle açtım, 2 geldi ve 5 yok dendi. Tamamdır, 5 burada şu anda garanti. Şöyle hemen şuraya 5'imizi de yazalım. Şimdi oyunda bütün 5'leri bulduk. Buradan sonra ne yapmamız lazım? Elimizde 5'ten küçük kartlar kaldıysa, mesela 4 kaldı şu anda elimde, 5'lerin etrafını açmam lazım. Neden 5'lerin etrafını açmam lazım? Bunu da söyleyeyim. Şimdi diyelim ki ben elimde 4 değil de 5 olduğunu varsayalım. 4'ü herhangi bir şekilde yaktım. Elimde 5 kaldı diyelim. Şimdi ben 5 ile şuraya tıklarsam elimdeki 5 sayısı gider. Neden gider? 5 ile atıyorum ben şimdi 5'i şuraya kullandım diyelim. 5'in etrafındaki şu kısımlardan bir yerde 5 varsa elimdeki 5 sayısı gider. 5'in yakınlarını aşmamamız lazım. Bir birim kare yakın olanları aşmamamız lazım. Ondan dolayı şimdi şöyle yapacağız. 5'ler şu kısımda ya, yani şu ortalarda ya, bunların etraflarını açmayacağız şöyle. Bunun için ne yapmamız lazım? Bu el baya kötü. Nereye açabiliriz şu anda? Şurada bir 4 var. Bu 4'ü çok rahat açabiliriz. Onun dışında da başka bir yeri açamıyor gibiyiz. Şöyle bakalım. Herhangi bir yeri açabiliyor muyuz? Şu kısımları açabiliriz. Şurayı açabiliyoruz. Burayı açmışız zaten. 3 var. Onun dışında başka bir yeri açamıyoruz. Şimdi ne yapmamız lazım burada? En son 5 kaldı. Hani hiçbir yere de açamıyoruz. Bir tane 5'i açacağız mecburen. Şöyle şuradan. Bu 5'i vermeyecek bu arada bize. Etrafında 5 varsa sayısını da vermez. Yapacak bir şey yok. Tüm 5'ler birbiriyle bağlantılı şu anda. Dediğim gibi çok kötü bir el geldi. Yapacak bir şeyimiz yok. Buraya aldık. Yakınında bir 5 var dedi. Ve kaldık.
bize puanımızı da vermedi. Son olarak şuradan en sonda kralı açıyoruz. Kralı açtık ve kral da bize 100 puan verdi. Kötü bir el oldu. Şu anda bronz alacağız büyük ihtimal. Aynen. Ama bazen yapacak bir şeyiniz olmuyor gerçekten bu tarz ellerde. Çok şanssız açtık. Bronz aldık. Şimdi hemen diğer şara geçelim. Bir de ondan oynayalım. Orada anlatalım. Orada biraz daha seri oynayalım. Daha rahat da anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi diğer hesaba geçtim. Bundan oynayalım bakalım. Bundan alabilecek miyiz bir altın? Çok şanssız olmadığınız sürece bir önceki elle olduğu gibi çoğunlukla en kötü ihtimalle gümüş alıyorsunuz. En kötü ihtimal. Şöyle hemen tekrardan başlayalım. Biri sol alta atalım. 5 bulduk. Ve etrafında 5 yok. Çok güzel bir başlangıç oldu. Hemen sağ alt taraftan devam edelim. 3 bulduk ve etrafında 5 yok. Bakın birin birden daha yüksek bir sayı açtım. Puanı gelmedi. Burası da boş. Sağ üst kısmı hemen açalım. 1 var ve etrafı boş. Sol üst kısmı açalım. 5 var ve etrafı yine boş. Şimdi şu kısımlar boş. Şuralar boş. Burada ne yapmamız lazım? Yani şu kısımlarda, şu orta kısımlarda bir yerde 5. Bunun için şu ortaları açacağız. Başka elimizde bir şans yok. Şuraları hemen geriye alalım. Şu alt kısımdan aramaya başlayalım. 5'i direkt bulduk. Mükemmel oldu bizim için. Şimdi 3 5'i de hızlı bir şekilde bulduk. Şimdi ne yapmamız lazım? 5'ler de güzel yerlerdi. Ne yapmamız lazım? 5'lerin etrafını açmamız lazım. 5'lerin etrafını hani 5'le dokunduğumuzda 5 yanmaması için küçük sayılarla açıp öğrenmeye çalışacağız. Şöyle ortaya açalım. 1 var burada. Güzel. Hemen şu diğer 5'in üst kısmını açalım. 2 var burada da. Güzel. Şu bir yanını açalım. Burada da 2 var. Tamamdır. 1 5'in tüm etrafını açtık. Şimdi hemen diğer 5'e geçelim. Şu 5'in bir etrafını açalım. Kral var burada. Kralı da bulduk. Mükemmel. Mükemmel oldu. Şimdi bizim 4 bulmamamız lazım. 4'leri önceden görmemiz lazım. Bu da önemli. 5'lerin yanında ne kadar az 4 varsa o kadar çok puan toplarız. Şöyle 5'in diğer taraflarını açalım. Bu sefer sol üstteki 5'ten devam edeceğim. Şu kısmını açacağım sadece. 3 geldi. Tamam, en azından 3'ü bulduk. Sıra 4'te. 4 biraz daha sıkıntılı iş şu anda. Riske giriyoruz. Şuraya basıyorum 1. Tamamdır. Şurayı basıyorum 1 daha. Çok güzel. Şurası 3 zaten. Bunu biliyoruz. Bunu kendimiz açabiliriz. Onun dışında son 5'in etrafı kaldı. 2 5'in etrafını tamamen açtık. Son 5'in etrafı kaldı. Buraya vuruyorum. 4'ü bulduk. Keşke sonuncu da bulsaydık. Şimdi tamamdır. Buraları bulduk. Ne yapacağız şimdi bundan sonra? 5'e dokunmayacak şekilde bütün yerleri açacağız. Şöyle şu kısımlarda hiç etkilemiyor. Hiçbir 5'e 1 birim yakın değil. En az 2 birim. En az 2 birim olan yerleri açıyoruz şu şekilde. Buradan puanları topluyoruz. Bu arada şöyle alt alta bütün sayıları ya da çapraz şekilde ya da yan yana sayıları açarsanız bize ekstra 10 puan verir buradan. Şöyle şu kısmı da açalım. Burada bir şey yok. 4'ü bulduk. Çok güzel. Şurası, burası da boş. En az 2 birim var diğer 5'le. Şu kısım, bu kısım da boş. Şu kısım da boş olacak. Hatta şurası da boş. Bakın 350 1'i açtım. 10 puan geldi. Setten dolayı yan yana bütün sayılar açtığım için de bir 10 puan daha geldi. Şimdi şurayı da açabiliyoruz. 5 krala yakın olsun. Hiç önemli değil. Yakmaz. Şu kısmı, bu kısmı da açabiliyoruz. Çok güzel. Şu kısım en orta. En orta kısmı da açtık. Son olarak şurayı da açabiliyoruz. Aynen. Ne kadar oldu? 510 oldu. Şu andan itibaren altın aldığımız garanti. Şöyle yapacağız. Şimdi nereye açmamız lazım en sonda? Şu 5'i açarsam şöyle bir set bonusu alırım. Şu 5'i açarsam şöyle bir set bonusu alırım. Buradaki 5'i açarsam şöyle bir set bonusu alırım. Hani her türlü aynı şey oluyor. Şuradaki 5'i açıyorum. 50 puan daha geldi. 560 puan oldu. En son kralı da vuruyorum. Aşağıdan da ismimiz geçti. Yasin 5G kralı yakaladı. 680 puan aldı. Ödülümüzü alalım. Altın kral ganimeti. Dediğim gibi bu oyunda böyle oynanıyor. Hani inşallah anlatabilmişimdir. İnşallah bir sıkıntı olmadan anlayabilmişsinizdir. Şurada 4 yerine şu 3'ü açsaydık maksimum puana ulaşacaktık. %90 hatta %100 maksimum puan, 740 puana ulaşacaktık. Neyse sağlık olsun. Böyle oldu bu sefer de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki bir sorunuz varsa, bu kralla ilgili anlamadığınız
bir soru varsa bana oyun içinden ya da bu videonun altına yorum olarak yazarsanız size destek olurum. Hatalarınızı falan nereye anlamadıysanız yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarım ve görüşlerinizi yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.